arkadaşlar. Sonunda otelime vardım. Biraz yorucu bir yolculuk oldu bu arada. Gerçekten biraz sinir stresle başladı arkadaşlar yani. Şöyle söyleyeyim, hızlıca anlatayım size. Pasaport kontrolde Tuğçe'yle sıra bekliyoruz. Tuğçe'ye dedim ki hangisi sence en sempatik, bir seç falan. Hep ben, çünkü pasaport kontrolde en gıcığını bulmak falan vardır. Her neyse, Tuğçe dedi ki bu çocuk bence sempatik duruyor falan. Ama ben de başkasına demiştim sempatik diye. Neyse, Tuğçe'cimi dinledik. Burada hazırlanıyor şu anda. Çocuk gerçekten aklınıza gelebilecek her şeyi sordu arkadaşlar. Yani böyle gerçekten bir an hani çay kahve söyleyelim falan diyecektim. Pasaport kontrolde biz kaldık zaten. Sonra bavulu bir saat bekledim tam. Yani gerçekten tam bir saat 10 dakika falan bekledik herhalde. Teknik aksaklık olmuş vesaire derken böyle hani daha ne kadar zorlaşabilirdi durum falan olarak olduk. Sonra taksiye bindik. Türk çıktı neyse ki. Orada bir sohbet ederken enerjimiz yerine geldi ve şu an bir tabii ki dakika, çok burada bir araya mutluyum. Girmek istedim. Taksi işte pot kırdım. Oteli sordu. Ben nasıl oteli bilmiyor evet, dedim. Bu arada benim Paris'te yaptığımı sen yaptın. Evet, söylerken evet. Yalnız her yerde Uber Türk bizi buluyor yani. Direkt bir anda biz var memleket muhabbetleri falan başladık. Neyse, şu an geldik, otelimizdeyiz. Bu arada otele bayıldım. Buraya adını yazıyorum. Hilton Central bir şeydi galiba. Şu an tren istasyonuna falan bakıyor böyle. Karşılama da çok güzeldi. Çok bu arada güzel. karşıma da cookie verdiler. Ben benim I you stole my heart now I am cookie monster falan böyle hani aşırı güzeldi yani. Sıcacık kurabiyeyle başladık. Şimdi hazırlandık böyle. Looklarımızı giydik. Bu arada size manzarayı göstermek istiyorum arkadaşlar. Odanın manzarası inanılmaz güzel, bakar mısınız? Tren istasyonu, arkadan kanal gözüküyor. Ben odayı aşırı beğendim. Şöyle Ben de. hızlıca size bir de odayı göstereyim. Çok keyifli bir otel yani. Aşırı güzel. Zaten şöyle bir şey arkadaşlar. Bilmeden böyle Sky Lounge var burada. Yani en ünlü rooftop'u olan otellerden birine gelmiş. Böyle hani hızlıca Booking'den bakıyordum. Çok hızlı yaptık buranın planı, biliyorsunuz ki. Önceki videomu izlediyseniz Amsterdam planının nasıl hızlıca geliştiğini çok iyi bilirsiniz yani. Benim Amsterdam'da ilk tatilim, ilk kez geldim. Bugün şansımıza hava da güzel. Sonradan bozuyor ama. O yüzden böyle hemen giyindim. Zaman kaybetmeden çıkmak istiyorum. Çok merak ettiğim bir yere gideceğim. Avocado Show diye. Çıkmadan size şöyle hemen üstümü göstereyim. Böyle bir cutout detaylı gömlek ve şu pantolona gidin. Bunu size Instagram'da paylaşmıştım arkadaşlar. O yüzden Instagram'da beni takip etmeyi unutmayın. Sonra stokları bitiyor, kaçırıyorsunuz. Seni de göstereyim. Hazır Aferin. mısın? Hazırsan. Bu çizmeler. Bak, bunları da paylaştım Evet. arkadaşlar. Tam uyumlu olmuşuz Aşkımızın seninle. Bir tatile daha hazır mısın? Gel Evet. yanıma. Are Bir you tatile daha hazır ready? Evet, mısın? hazırım ve hiç Siz bilmediğim için hazır çok mısınız? heyecanlıyım. Hazırsanız benimle bu tatile hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, hemen apar topar odadan çıktık tabii ki. Hazırlandık 10 dakikada. Çünkü şu an bir rezervasyonumuz var. Çok merak ettiğim bir yere gidiyorum. The Avocado Show. Tabii ki Amsterdam'ı araştıranlar ilk çıkan yerlerden birisi o durumu Türkçeleriz. Avocado derisi olduğumuz için böyle şeyiz. Menüdeki her şeyi yiyebilir miyiz falan böyle. İlk durağımız orası. Böyle yolda yürürken yine sizinle sohbet edeyim dedim. Şu an herhalde kanal kenarından yürüyorum bir arkadaşlar. Şu an bu neyin sırası? Şöyle. Çalışıyorum. Bu sıra ne? Bu sıra ne peki? Evet, anladım. Size şunu gösterdim evet. Ama gördünüz mü? Neyin sırası gerçekten o ya? Evet. Aa, şaşırtıcı bir şey dağıtıyorlar herhalde sanırım. Şey... Şu an hani şehre tam adapte olamadım arkadaşlar. Yabancıyız. O yüzden böyle şey, nereden gidiliyor, neresi şey falan böyle hani. Aşırı şeyim. Zaten haritayla geziyorum uzun zaman sonra. Bir yerde bir haritayla gezmek ilginç geldi yani. Şimdi gidiyoruz. Yani dediğim gibi tahminimce kanal bölgesindeyim şu anda. Oradaki Avocado Show'a gidiyoruz. Orada da. Çok mutlu yapıyorum. Evet ya. Tekrardan gurme vloggerına evet. Dönüştüğü anlar falan böyle. Yine restorandan restorana falan buluşuyormuşuz. Hava güzel olursa öyle olmayacak arkadaşlar böyle. Sokakta, mağazalarda falan da buluşacağız. Burada şu an şunu fark ettim. Burada yürüme yolu az, bisiklet yolu ve araba falan. Evet arkadaşlar, bisiklet yolu aşırı evet. Var. Araba da. Tuğçe'yle az önce bisiklet yolunda inatla gittik ve kimse hani böyle bir şey demedi. Dedik Tuğçe, sanırım biz bir yanlış yapıyoruz falan. Neyse, şu an doğru yolu bulduk. Bu arada ilk izlenim Amsterdam'a karşı çok güzel arkadaşlar. Cidden beğendim yani. Ben de. Çok değişik bir mimarisi var. Size şöyle göstermek istiyorum. Çok güzel. Yani şehrin her yeri zaten kanallardan oluşuyor. İnanılmaz. Kahve rengi. Ya şuraya bak. Çok güzel, inanılmaz güzel. Yine her ama yerinde. Ama tabii ki güneş olmuşken güneşe fotoğraf çekmemiz lazım. 2 gün sonra hava evet, olacak. Arkadaşlar. Hazır son güneşli günken.
şu an bizim güneş diyoruz. Oturmadan fotoğraf çekinmem lazım. Çünkü sonra yağmur gösteriyor. Şurası güzel mi acaba? Kanalı yok ya, arka kalabalık bence orada. Neyse biz biraz bakınalım fotoğraf çekilmelik yerler. Tam İstiklal gibi değil mi? Evet, şeyde geliyor canlar gibi. İşte ben ilk izlenimim çok artı yani. Benim de. Herkes burada tatlı yiyor. Her yer tatlı yani. Çıldıracağım arkadaşlar gerçekten yani. Hadi bir yürü de boyun nüfusunu görelim. Şimdi şey izleriz. Önce tuzlu yeriz patates, sonra waffle yeriz, sonra waffle yeriz. Şuna bak, şu an elinde herkese patates var. Bak şu an soklamak istedim. Bu arada, bu arada arkadaşlar bir şey diyeceğim. Şehir bildiğin. Yani gerçekten kızları görseniz bak böyle falanlar yani. Fena. Aşırı fena. Herkes şekilde kokuyor yani. Herkes diyordu da cidden öyle. İnanmıyorduk. Biraz da rüzgar bir şehir. Bir de alışamadık evet. Şu an. Biraz ama aşırı sevdim yani. Ambiyans, değişik geldi. Ambiyansı şu an öleceğim. Evet, gerçekten aşırı. Çok beğendim ya. Aşırı beğendim. Ya şehir şu an hani kötü elektrik kalmadı ve enerjim yine iyi. Ama şu an araba yoluyla yayın yolunu aslında. Evet, o biraz karışık bu arada. Yaya ve... Şu an yine bisiklet yolundayız mesela Tuğçe. Hayır, karşıdan da insanlar şu an bize doğru geliyor bak mesela. Burada da ama insanlar evet. Evet bak. Tam doğru gittiğimizde bir çekeyim de. Evet arkadaşlar, tabii ki sizinle restoranda buluşacaktım. Yani başka ne yapacaktım? Evet, çok güzel olmuş. Tuğçe'yi de bir yandan story çektiriyorum. Şu an güneş çok güzel vuruyor. Bu arada inanılmaz beğendim buranın konseptini. Dışarıda da masalar vardı da ben biraz yemek yerken üşümeyi sevmeyen bir insan olduğum için hiç risk atmayayım dedim. O yüzden içeride oturdum. Güzel şeyler gidiyor. Her şey avokado falan. Bu arada siparişimizi verdik. Buraya özel bir tane pop bowl vardı. Onu söyledik. Somonlu bir şey. Gelince göstereceğim. Avokado fries varmış yani dayanamadım falan. Bir de buraya özel bir tane limonata varmış raspberry'li. Onu söyledim. Hepsini gene zaten çekeceğim. Yediklerimizle paylaşıyorum ki eğer gelirseniz ne yiyeceğinizi bilin falan diye. Çünkü ben böyle hani gelmem Instagram'da ne yesem onu mu yesem falan garsonlara soruyorum. Ne önerirsin, onu mu önerirsin, bunu mu önerirsin falan. Deliriyorum. Yemeğimi beklerken sana sohbet edeyim de zaman geçsin diye uğraşıyorum. Çekeyim mi? Evet, sana vereyim. Sana vereyim. Limonatam ben. Çok tatlı değil mi ya görüntüsü? Ve her şeyi yemek istiyorsunuz buraya gelince de biraz sınırları zorlamayayım dedim yani şimdi ben. Çünkü aklıma gideceğim çok şey var arkadaşlar. Tamam. Hani gurme vloglarına dönüştüm. Acaba kanalımı şey mi yapsam? Gökçe'yle kişi mi? Gökçe'yle adım adım. Yemekte neredeyiz? Yani adım adım euro falan böyle. Bugünkü turumuzu durumumuzu anlattım. Öyle gezen biri var ya. Hava bizi güzel karşıladı ama. Evet ya. Yine tabii ki iki kişim yemek araştırmak, yemekleri araştırdım tam böyle. Arkadaşlar hem kendim için hem sizin için araştırıyorum yani. Böyle tabii ki size. Hani gelirseniz, çünkü Paris bir de onunla da aynısı oldu. Herkes onu nasıl yaptı? Paris'e gideceğim, seni de onu izledim. Çok şey oldu falan böyle. Çünkü gelmeden gerçekten Gökçe'de biz böyle kafayı yiyecek. Burası iyi, burası iyi falan filan. Bu siparişten bir yere. Evet, ben de bakıyorum. Yani hani o yüzden böyle size yardım edebildiğim kadar yardım ediyorum. Ama Instagram'da davet ediyorsun. Aynen. Evet arkadaşlar, dediğim geldi. Bu buraya özel bir bowl böyle. Somonlu işte edamame falan var. Mango var. Bunun başka çeşitleri de var ama biz bunu tercih ettik. Somonlu ilgimi çekti yani. Böyle bir avokado fries var. Bu kızartılmış avokado. Böyle dediğim gibi limonade var. Aşırı güzel raspberry'li. Trüflü mayonez burada. Sağlıklı beslenmeye çalışırken bir kaçamak. Böyle yani gelirseniz bunları söyleyebilirsiniz. Tadına bakacağım şimdi nasıl olduğunu. Size hatta yine her zamanki gibi beraber bakalım istiyorsanız. Our fry'ımı aldım arkadaşlar. Bakın. Mayonez sosuna bandım ve Türkçe'ye direkt çatal almaya çalışıyorum. Hiç böyle olma direkt. Öyle miyiz? İnanılmaz güzel. Okay. İlk kez sizinle tadıyorum. İnanılmaz iyi. Ben bayıldım şu anda. Ve çok lezzetli. Beğendim. Arkadaşlar buraya bayıldım. Size de göstermek istedim. Kalanın oradayız şu an.
Tuğçe ile Kukici'ye yürüyoruz. Şuranın güzelliğine bakar mısınız? Aşırı aşırı sevdim gerçekten. Yani kanalın tüm yolları zaten çok güzel de burayı böyle ayrı bir sevdim. Bu arada bir yandan da yürüyelim yine. Tuğçe. Saçım uçuşuyor. Aynen, benim de şu an hızla çevireceğim. Saçıma bakar mısınız rüzgardan? Şu an önüme geliyor yani, asla düzeltemiyorum bu arada. Dur, düzelteceğim. Düzelttim. Şimdi kalktık Tuğçe ile. Meşhur Kukici var buranın, eminim görmüşsünüzdür. Oraya doğru gidiyoruz. Asla yemeğe doyamayanlar da bugün yine yoldayız biz bu arada. Biz de ölecekler bir gün. Bir tanesi dur binecek. Biz bisikletten. Uzak. Şu sokağa bakın. Böyle şey gibi ya. Küçük kasaba gibi falan. Geçtik mi? Burası mı? Evet burası. Sıra var. Sıraya bakar mısın? Girelim mi sıraya? Evet. Tabii ki konu tatlı olunca bir sıraya girmez miyiz arkadaşlar? Tabii ki de gireriz. Evet. Bir cookie için değil, bir saat. Ama sen hızıyla arıyor gibi geldi bana. İşte öyle izlenmiyor da neyse. Kendimi kandırıyorum. Ben insanları bekleteceğim diyeceğim. Sıra mezununda biz varız şu anda. Neyse, o sırada size az önceki yaşadığım ama kaldı şov deneyimimden bahsedeyim. Acıyormuşum. Yediğim şeyleri kesinlikle yiyeyim. Bu arada içtiğim lemonade'e gerçekten bayıldım arkadaşlar. Raspberry lemonade içtim. Çok çok güzeldi falan. Aşırı ben yaz avokadoşumu deyip raspberry lemonade'i övmem. Evet. Bu da iyi bir şey. Yediğim o şey çok güzeldi. Popbol. Benimki bazlama mıydı ya bilmiyorum. Neyse, adını yazarım size. Ve yediğim avokado fries ve trüflü mayonez. Ve şu an cookie kokusu geliyor. Hani şöyleyim şu an. Öleceğim arkadaşlar. Çok güzel ya. Aşırı güzel. Ya ben şehrin ambiyansına gerçekten bayıldım bu arada. Hani ilk seferim diye mi bana bir farklı geldi bilmiyorum. Ama ben mesela Amsterdam'ı soğuk bir şehir olarak bekliyordum. Evet, ama böyle sıcak yani gayet. Ben bayağı sevdim bu arada burayı. Hani şu an güneşli diye mi bilmiyorum mutluluğumu ama. Gelin bir daha güzel konuşalım yağmurda. Evet, 5'ten sonra bir daha konuşalım bu vlogda falan. Bu sıraya bak. Saat kaç şu anda? 14.36. Saat şu anda 14.36. İçeri girdiğimde size saati söyleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şu an ilk sıradayız. Saat 46. 10 dakika mı oldu? 10 dakika. 10 dakikada. Gel, şu an kokusunu size anlatamam. Yani hani şöyle falan. İnanılmaz güzel duruyor ya şu an. Hani kokusu tadından şeyinden görüntüden önce geldi şu anda. Of, gerçekten. Şu anlayamazsınız yani. Vallahi aşırı güzel. Yani mutluluk hormonlarım. Tamam, şu anda gerçekten aşırı. Şöyle çevireyim, göstereyim size. Şekilde sağa öyle, o şekilde. Evet, şöyle içeri girince de çekeceğim zaten. Kokusu yetti şu anda. Ve girdik arkadaşlar. İnanılmaz güzel. Şurada da yapım aşaması var. Çok iyi. Evet arkadaşlar, burada en sevdiğim mağazayı buldum. Urban Outfitters. Damskar Meydanı'nın orada bir alışveriş caddesine geldik. Meşhur. Ay şuna bak Tuğçe. Çok tatlı. Ay bu pantolona aşık oldum. Şu pantolona aşık oldum. Şu yeşile aşık oldum. Bunlar denensin, alın ileri. Şu Bershka'da vardı. Bir şey canım, şu yeşille şu pantolonu alalım. Dene. Şuna bak, çok tatlı. Onu beğendim, üstteki yeşili beğendim de şunu beğendim. Bakalım. Evet arkadaşlar, şu an meşhur Damskar Meydanı'ndayız. Size şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. Şurası neydi ya, sana az önce söylemiştim. Bir şey, pardon, Amsterdam Kraliyet bilmem nesiydi. Çok güzel açıkladım yalnız. Bayağı iyi açıkladım. Burası da böyle bir yer. Ben beklediğimden daha farklı yalnız. Daha değişik bir yer bekliyordum. Aa bak, Madame Tussauds Müzesi burada da varmış. Aa. Edward'ın şeyi var herhalde. Edward'ın posteri var. Aa. Çok kalabalık değil mi? Bayağı kalabalık. Aşırı kalabalık. Arkadaşlar yanlışlardan şu an aşırı çok kalabalık. Çok yaşlı çocuklar var. Evet. Aşırı genç bir de burası. Evet, yani. Aşırı yani. Yaş ortamımız aşırı. Hep bizim yaşıklarımız. Neden acaba falan. Falan. Neden acaba? Bence biz yanlış yerden gidiyoruz. Bence buraya gideceğiz. Evet arkadaşlar, size bir şey diyeyim mi? Arabadan çok bisiklet yani. Size şöyle bak, göstereceğim. Bakın. Ya da şundan var yani. Herkes bisiklet sürüyor. Bakar mısınız? Evet. Sence yandı mı? Yanmadı.
Yok. Atlasak üzücü olurmuş. Arkadaşlar bu bölgenin adı tam olarak ne bilmiyorum ama bayıldım yani. Şuraya bakar mısınız? Çok çok güzel ya. Aşırı güzel. Bayıldım. Tuğçe 2 saattir fotoğraf çekinmekte ilerleyemiyoruz. Kaldık yani. Evet. Hani kendimiz değil etrafı çekiyoruz falan yani. Az önce babamla telefonda konuştuk arkadaşlar. Babam burayı çok seviyor. Yani bizden önce o birkaç kez gelmişti falan. Telefon aradım. Baba haklıymışsın falan. Böyle dediğin kadar var falan. Hani ben size demiştim falan. Paris diye başımın etini yediniz falan diyordu böyle. Yani gerçekten haklıymış. Ben de hemen tabii ki ona dedim ki hemen beraber de gelmeliyiz falan. Yeni bir tatil planı çaktım. Ay kuşlar kafama geliyor. Bu arada arkadaşlar buraya gelirseniz en kötü yönü ne? Hemen söyle. Hemen söyle bence bir şey söyleyeyim. Çok yeme geliyor. Evet. Arkadaşlar yolda herkes ama nasıl iştahla biliyor musunuz? Evet. Sağa bakıyorum biri hamburger ısırıyor. Soldan biri patates yiyor, diğer taraftan biri dondurma yiyor, biri waffle yiyor falan. Hani böyle şeyim yani, mide spazmı falan ama o kadar iştahlı ki yemekten kalkmanıza rağmen canınız yemek çekiyor resmen. Omuzuna kadar nasıl gelmedi? Ya ben bu caddeyi aşırı beğendim. O da tam olarak bilmiyorum Adam Square'dan düz yürüdüğünüzde. Kısacım babacıma bir şeyler gelecek. Şurayı çekeceğim ben de. Fotoğraf çekmem lazım. Bakın hemen size sanatsal yönümü göstereyim. Hemen şöyle ışığı kısarak arkadaşlar daha güzel çıkıyor. Tuğçe'nin yine cömertliği tuttu. Thank you. Tuğçe ile bir soru merak ettik. Sen sormak ister misin? Sizce bunlar ev ve benim cevabım da bence bizim boğazdaki yalılar gibi falan. Baksana içeride birileri baksana. Oturuyor bence. Bak daha bak önüne teknesini falan çekmiş. Tam bence bizim tek yani yalı muhabbeti bunlarınki. Ben öyle düşündüm şu anda. Ben bu caddeyi aşırı beğendim. Burayı buradan bu arada botlar kalkıyor arkadaşlar. Şu gördüğünüz bölgede. Böyle kanal gezisi yaptırıyorlar. Tüm kanalı geziyorsunuz. Belki biz de katılırız. Belli olmaz yani. Bizim Boğaz turu gibi. Boğaz'da tur yapanlarla nasıl dalga geçiyorduk yalnız. Buna düşersek çok gülmeyin arkadaşlar. İstanbul çünkü yürüyüş yaparken ve bebek de Boğaz turu falan diye dalga geçiyoruz. Hani burada da buna biz düşersek bize de dalga geçerler büyük ihtimalle. Arkadaşlar odaya geldik. En son ne çektiğimi hiç hatırlamıyorum. Aşırı yoruldum yani. Tuğçe ile yine bir tatilde ne yaptık hadi tahmin et. Hadi ne yaptık tahmin edin. Tabii ki çok yürümeyeceğiz deyip öküz gibi yürüdük abi. Gerçekten şu an hani kafamı şu yastığa bilerek koymuyorum. Bakın tahtada koysam tık gideceğim yani. Kaç kilometre şu an saatimden bakacağım. 10 kilometre mi yürümüştük? Evet. Bir dakika 10.8'di en son taksi. 11. Tam 11.15. 11.11. 11 kilometre yürümüşüz arkadaşlar. Sizce mantıklı mı? Bence değil. Çok yoruldum ya ama şöyle bir şey bu arada. Yani biraz ilk günün verdiği heyecan tabii ki ilk kez gelmemizin verdiği heyecan. Seni de göstereyim. Ya bu arada separate bed demişti ama birleştirmişler. Ayıramıyorlar beni. Fark ettin mi? Resepsiyonumuzda separate bed. Şimdi sorun olur mu falan dedi. Ben de yok dedim artık bir ayrılalım yani. Neyse ne anlatıyordum. İlk günün heyecanı vardı ya arkadaşlar. Bu arada yani çok güzel şehir. Yani her yere yürüme çok rahatlıkla gidiliyor. O yüzden zaten öyle yürümek istiyorsunuz yani falan. Bir de güneşli son gün olduğu için o yüzden dedik yürüyelim. Yani böyle keşfedelim. Çünkü ben ilk geldiğim yerleri böyle şeyi çok severim. Böyle sokak sokak dalarak falan. Hani tabii ki Google Maps'ta falan baktığım yerler de oldu ama hani sokaklarına dalarak gezmeyi seviyorum yani. Böyle çünkü önüme böyle bir butik çıkıyor, bir mağaza çıkıyor, bir ayrı hani buraya özel yerel bir şey çıkıyor falan. Böyle o şeyi seviyorum o vibe'ı ben. Öyle yani bugün öyle sokaklara dala gezdik yani açıkçası. O yüzden 11 kilometreyi böyle Amsterdam'ı tavaf ettik falan herhalde yani. Hatta böyle geçerken falan biz buradan geçmiş miydik falan olduk o derece yani birkaç tur. Evet aynen. Şehrin mimarisi çok benziyor arkadaşlar. O yüzden böyle
Ya da bana öyle geliyor ilk kez geldiğim için. Biz bu ara kahve tonları taktık ya, şehrin evet. Bazı kahve. Evet, her yer sanki aynı gibi falan, kanal boyunca bir de ama gerçekten hani gelmediyseniz gelinmesi gereken location'lardan, ben de bu zamana kadar nasıl gelmemişim diye şu an kendime kızıyorum arkadaşlar. Neyse, bu arada bizim otelin rooftop'u da çok güzelmiş. Şimdi odada dinleniyoruz. Birazdan bir yarım saat sonra falan rooftop'a çıkıp bayağı evet Skylounge rooftop varmış bizim otelin rooftop'unda. Hani biliyordum da bizim otelin rooftop'unda olduğunu bilmiyordum. Bilmiyordum bir şey yani. Şimdi yarım saat sonra hazırlanıp oraya çıkacağız. Böyle yemek öncesi bir kokteyl içelim dedik. Çünkü burada da bu arada restoranlar 12'ye kadarmış koronadan dolayı arkadaşlar. Hatta Uber'deki adam, Uber'le sohbet ettik. Şey dedi, salı günü yine karar açıklanacak. Belki ona bile çekebilirler dedi. Bunlar kötü dedi. Türkiye. Aynen. Türkiye'den kötü yani. Yemek istiyorum. Bugün yediğim her şeyin aynısını ne yemek istiyorum? Obezite life. Evet. Yes. Sen bir şey diyeyim, çok sevdin mi? Bu arada arkadaşlar, hani bir kura sırasına girmiyor mu soracaksın. Hı-hı. Ya böyle hani ne söyleyeyim size. Tabii ki çok güzeldi. Ama mesela ölmedim yani. Hani böyle kokusu inanılmaz güzeldi. Evet, hani kesinlikle kötü değil ama benim Paris'te scoop me cookie arkadaşlar, çok buna var ya milyon milyon basar. Hani bu kurabiye değil yani onun yanında. Bu böyle şey gibiydi. Beyaz çikolatalı brownie gibiydi. Direkt ama sert hali değil mi? Evet. Ama sert hali. Biz belki bir çok sıcağından almadık. O yüzden de çok sevmemiş olabilirim. Tabii ki kötü ne değil ama hani benim beklentim o kurabiyede çok hani yiyince of falan olmaz. Damak tadım böyle hani of değil. Hani, hani böyle damağım kaşan hani böyle of falan olur hani ya. Aynen. Değildi. Öyle bir gurmeli kalmadı. Evet aynen. O yüzden hani bilmiyorum. Lezzet. Bilemiyorum. Belki çok sevenler bizi şu anda linçleyebilir ama. Mesela ben avokado shop'ta falan mı oldum yani? Evet, avokado shop çok iyiydi. Bakalım akşam nasıl Asya mutfağıymış. Bir de kokteyllerini buranı merak ediyorum. Bizim lunch'ın. Kokteylleri de çekeceğim Sky Lunch'ı. Oradan sonra yemekte de görüşürüz. Evet. Hazırlanacağım. Biraz dinledim. Ben şöyle kesin. Uyup uyanamadılar aa, falan. Hayır. Görüşürüz. Hey o evet, hazırlandım. Olmuş muyum? Bendiniz mi? Böyle siyah bir elbise giydim. Bu da bu ayki alışverişimden bu arada. Bu ayki alışverişimin hepsini burada aşağıya linke de bırakacağım. Böyle siyahların kadını tekrardan. Gerçekten dışarı çıkarken siyah elbise yani favorim. Şimdi hazırlandım. Otelin rooftopuna çıkacağım. Oradan da bir saat sonra falan yemeğe gideceğim. Ha, görüşürüz. La la la. Evet, çıkıyoruz. İkimiz de yine simsiyah. Sen çok güzel olmuşsun bakayım. Evet, şuradan göstereyim. Çizmelerin çok iyi. Ateş. Hazır mıyız? I feel good. Nare 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 nare. Biri izliyorsa yalnız. İnanılmaz güzel. Etrafı da çektim az önce. Bayıldım yani. Gerçekten bayıldım. Gerçekten buranın en meşhur barlarından biri falan zaten. Hani gelen insan kitlesi olsun. Hani gerçekten kaliteli bir mekan. Yani ben cidden aşırı sevdim. Ama şöyle bir şey var. Rezervasyonsuz gelmeyin yani. Rezervasyon yaptırın. Çünkü aşağıda deli gibi bir sıra var arkadaşlar. Ve otel misafir olmanıza rağmen hani sırayı beklemek zorunda kalıyorsunuz. Buradan bir eksi yani bana. Ama şu an hani aşırı beğendim. Bu arada hani sırada beklemek okey. Hani 15 dakikada falan sıra bitti. Bu arada hani manzara falan inanılmaz güzel yani. Şöyle tekrardan size göstermek istiyorum arkadaşlar. İçeriği de göstereceğim. Bakar mısınız? İnanılmaz güzel. Şu içeriği de tekrardan göstereyim. Ambiyansı aşırı aşırı güzel. Ben çok beğendim. Şimdi kendime kokteyl söyleyeceğim. Bir dakika şimdi size göstereyim. Şöyle kokteylleri var. Ne seçsem hiç bilmiyorum. Turşa şarap içecekmiş. Böyle bir bakacağım. Paris modu. Sen Paris'te de kokteyl. Aynen. Ben yine şarabımı bırakamamışım. Ya ama şarap mı içsem? Sonra yemeğe gideceğiz ya. Bilemedim. Ben şarap yani. Ben de mi şarap içsem ya? Dur bir de şaraplara şarap. Bakayım. Dur bir de şaraplara bakayım ben. Bir bakayım beni.
kokteyle aşk yaşarken ben arkadaşlar kalkacağım diye de çok korkuyorum şu anda. Değil mi? Çok güzel. Bakın. Ne çıkıyor? Bilmiyorum. İnşallah manzaram ne çıkıyor olur. Ben burayı çok sevdim ya bu arada. Ben çok sevdim. Beyaz ve dans kar bu tarafta değil. Şöyle bir melek koyalım. Evet. Kanatları eksik biliyor musunuz? Hadi neye içelim sen söyle. Neye içelim? Yeni kararlara güzel başlangıçlar açıyorum. Diyorsun. Hello. Şimdi Momo restoranta geldik. Rezervasyon sonundaki kapananlar var, o yüzden bekliyoruz. Aşırı güzel bir yer gibi duruyor. Bayıldım ben buraya. Evet, Asya mutfağı bu arada. Yani canım zaten suç çekiyordu. Aşırı beğenmişiz. Ambiyansı göstereceğim arkadaşlar. Şöyle. Şu an burası bar kısmı. Burada böyle. Biraz lokka gibi falan değil mi? Değil mi? Aşırı güzel. Evet. Kıyamam. Kıyamam sana ya. Hello Demurat. Sen kameraya da alışkınsın ama şimdi Murat'la tanıştırayım. Biraz etrafı göstereyim. Wow. Wow, burada sushi'leri yapıyorlar arkadaşlar. Bayağı iyi. Wow. Aşırı sevdim. Demişim Latços. Seni merak ettim. Gömüldüm buna. Bu nedir? Benim mango sufrasını sevdiğimi söyledin. Bu ne aşkım? Flaşlar patlıyor bak. Bu nedir? Buradan geliyor, yapılıyor. Şöyle direkt gözünüzün önünde. Doydun mu sushi'ye? Doydum. İstiyorum sushi'ye. İstiyorum, istiyorum dedim. Beni kırmadın. Seni çok seviyorum. Gömülüyor. Bayağı güzel bu arada. Değil mi? Sen şu an ne yiyorsun? Patates mi? Patates. Bu arada olan şeyin benim dediğim evet, ha, senin tam olmuştu. Ve ilk az önce oyster yedim, ilk defa herkes yiyordu, çok sevdim ya. Çok sevdim. Gerçekten oyster yedim. Sevdim. Ben bayıldım. Evet, bayıldım. Ben sana yiyelim diyordum, ne oldu? Evet. Artık sana yiyelim, her yerde oyster yiyeceğim. Hadi put koma. Soya sos mu? Olur. Tereyağı var mı acaba? Bu işler çok şu anda arkadaşlar. Bu ne, çok iyi. Çok iyi. Bayağı bir boyutmuş oldu. İnanılmaz. Hep beraber story, Instagram story çalışmaca. Evet. Fark ettim, flash. Flash 1. Flash 3. Evet, benden. Flash 4 de benden gelsin o zaman. Gelsin mi? Evet, hadi. Flash 4. Doğru yaptın mı? Geliyor. Çok çirkin bir detay şurada şu an. Arkadan şuna 10 saniye. Şu an başardım bence. Bak. Like it. Bence oldu. Evet. Okay. Hello, günaydın arkadaşlar. Yeni bir günden merhaba. Şimdi uyandım, odadayım. Makyaj yaparken böyle sizinle de sohbet edeyim dedim. Hem malzemelerimi paylaşırım hem de böyle Ebru ile ilgili bilgi veririm falan. Tuğçe ile böyle biraz sohbet, makyaj sohbeti yapalım dedi. Onu ayağa kaldırdım. Bu arada normalde ben ayakta makyaj yaparım, o oturarak evet, yapar. Abi. Sırf şu an kadraja girmek için işleri değiştirdik, nasıl bir makyaj olacak bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi başlayabilirim. Bu arada ilk başta şu fonda tenis sürdüm, o kısmı biraz atladım. Mac'in bu Face and Body fondöteni kullanıyorum. Aslında normalde bu kadar ağır fondöten kullanmıyorum. Ama yurt dışı seyahatlerinde bunu tercih ediyorum. Çünkü çok fotoğraf vesaire çekindiğim için ve hani YouTube yaptığım için kamerada hani bu daha şey bir görüntü oluşturuyor. Daha pürüzsüz, daha profesyonel, daha bütünleyici bir makyaj oluşturuyor. Ve hani gerçekten böyle çok hani
Yani yoğun bir özellikle bir fondöten ben çok seviyorum. Özel günlerde ve böyle seyahatlerde falan. Hani daha böyle gözaltı şiştiği şu bu vesaire, hani suratım daha böyle ödem topladığı için çok güzel kapatıcılığı oluyor. Ben çok seviyorum dediğim gibi. Gözaltı kapatıcısı olarak da tabii ki Maybelline'in bu kapatıcısını kullanıyorum. Sıkça paylaşıyorum. Benimki 01 bu arada. Benim göz altında renk açıklığı sevdiğim için esmer olmama rağmen bunu kullanıyorum. Ay bu arada size ne anlatacağım arkadaşlar? Çok komik bir şey yaşadım dün gerçekten. İnanamadım. Bu arada dün gittiğimiz restoran inanılmaz güzeldi. Zaten Amsterdam'ın en ünlü Asya mutfaklarından biri. Neyse etrafı çektim falan böyle. Instagram hesaplarını falan tagleyip story koydum. Bana bir mesaj, hani ha falan gibi büyük harflerle. İlk başta anlamadım falan ne oluyor böyle. Hani herhalde paylaştığım için mutlu olur falan dediler diye. Ben de hani gülücük falan gönderdim. Olayları çözemedim. Sonra bana bir mesaj gelmesin mi? Ha reis ya yanlış yere etiketledin. Yemeklerini beğenmedim, hesabı çaldım. What? Ne? Falan böyle hani. Biz şokuz, masa şok oldu. Nasıl ya ha falan. Bir yandan şey de olur, engelle bu ara çok var sana evet da dadanır falan. Bir yandan diyorum restorana haber mi verse üzüldüm falan böyle hani. Abi çok komik değil mi ya hani. Bir girdim kendimden şüphe ettim, nereyi tagledim falan diyorum, hesaba giriyorum burası değil mi falan filan. Benden önce bir iki arkadaşım daha etiketlemiş falan böyle ama onlarda bir tepki olmamış, bana hani böyle bir mesaj atmış falan. İnanılmaz güldüm hani gerçekten, bir reis falan böyle hani inanamadım arkadaşlar. Yani Türkler olarak neden her yerdeyiz, neden her şeyin başında böyle şey aslında değil. Korkutucu bir şey. Biz evet çok korkunç ve close friend story koydum, herkes şimdi uyandım baktım ha falan ya hani kimse inanamamış yani, böyle çok komik gerçekten ya, inanılmazdı. Tam hani, bir troll. Gerçekten troll yaşadım yani, inanamazsınız yani. Bu arada göz farı makyajımı böyle pembe tonlarında yapacağım. En son Alp'in yaptığı makyaj da öyleydi. Herkes çok yakışmış falan dedi. Şu iç kısma daha açık bir pembe kullanıyorum. Böyle toz pembesi gibi. Şuraya doğru daha koyu, buraya doğru. Hani daha açıktan koyuya doğru giden bir pembeli göz makyajı yapacağım. Bu arada dün akşam yediğimiz şeyler inanılmaz güzeldi arkadaşlar. Sweet potato, karides falan yedik. Tempura çok iyiydi. Başka ne yedik şu an o kadar şeydi, türüflü bir dumpling yedik, of yani, of yani. Yani arkadaşlar inanılmaz güzeldi. Yani dün böyle ne gelse nasıl anında herkes sağlıyor ve anında kalkıyor falan böyle, aşırı lezzetliydi. Bu arada hayatım ilk defa oyster yedim, inanamazsınız, keşke bunu nasıl çekmedim ya. Nasıl çekmezsin? Aa heyecandım. Ama aşırı sevdim arkadaşlar, biliyor musunuz? Ben oyster'a karşı çok ön yargılıydım bu arada ama... Sen hep Paris'te yiyelim diyordum, yemiyordun. Evet ama hani ne bileyim. Bu arada en ünlü hani oyster buradaymış bu arada. Hani burada mı sevdim onu da bilmiyorum. Hani en büyükleri böyle... Ben şeyi bilmiyordum ben. Yani çok proteinliymiş. İkiyi geçmemek gerekiyormuş. Evet evet. Alerji bir arkadaşlarımız öyle dedi. Ama ben bayağı sevdim yani. Benim midem bir kötü oldu, çok karıştırdık. Evet çünkü bak oyster yedik işte, onları yedik. Normal deli yani. Gibi sushi yedik, çok güzeldi. Sonra suşileri, moşi. Moşi aynen, hani kırmızı şarap falan içtik. Bu arada moşiler... Aşırı iyiydi. O vanilyalı mıydı? Moşi hayatımda yediğim en iyi moşiydi. Bir tanesi inanılmaz güzel ve herkese tattırıyorum. Bu ne, bunu öğrenin falan. Böyle Nutella yani, çok da çok iyiydi ve matcha'lı da çok iyiydi. Hepsi iyiydi yani, say bak sayamıyorum. Yani gerçekten hepsi iyiydi. Ay bu arada bir komik şey daha. Biz dün akşam İspanyol şarabı sipariş ettik. Bizimle ilgilenen garson da İspanyolmuş. Ve şarabı sipariş ettik. Bir anda böyle çok iyi, süper falan işte. En iyi fiyata işte, en güzel şarabı şey yaptınız falan böyle hani. Bir Türk beyefendi seni sadece böyle birinin tavsiyesi üzerine hani böyle İspanyol şarabı güzeldir deneyelim falan. Adam inanılmaz mutlu oldu. Yazık dedik, hani nasıl memleket aşkıyla özlemiyle tutuşuyorsa İspanyol şarabı verdik diye bizle ekstra bir ilgilenip bir tatlılaşmaya falan başladı. Çok komikti ya. Herhangi bir masaya bir şey soruyor. Evet. Çok... Ya mutfak kapanacak, bize böyle çek ne yersiniz, ne getireyim, bir şey getireyim falan. Biz sürekli bir sipariş halinde falan böyle. Sen bir de sonunda bir et yedin herhalde. Ben yemedim onun, artık dolmuştu. Evet bir et geldi. Şey soslu, teriyaki soslu. Soya mıydı teriyaki? Teriyaki soslu. Çok, o da çok güzeldi mesela. Onu da aşırı beğendim bu arada. Çok lezzetliydi. Yani dün her şey çok güzeldi. Yemek ya. Gelinecekler listesine
eklenmeli arkadaşlar. Bence restoran çok iyi. Bu arada sonra Red Line District bölgesine gittik arkadaşlar. Burada Tuğçe'yi kınar mısınız evet. lütfen? Ne yaptı biliyor musunuz? Neyse anlatayım. Evet. Neyse arabadayız işte. Red Line District'e gidiyoruz. Bizim otele de çok yakın arası. Böyle 500 metre falan arkadaşlar. Hani gidelim bakalım. Hani bu arada her yer 12'de kapanıyor burada restoranlar vesaire. Aynı Türkiye gibi. Aynen hani gidelim bakalım falan dedik. Ondan sonra tam arabadan ince Tuğçe midem kötü. Red Line District bölgesinin başına kadar gidip göremeden döndük. Tuğçe'yi alkışlar evet, mısınız? Tuğçe'yi alkışlar mısınız? Bu sırada eyeliner'ımı çektim arkadaşlar. Biraz aynaya yaklaşmam gerekiyordu. Öyle yani gidip oraya kadar göremeden döndük. Yani Tuğçe Hanım yüzünden geldik odaya. Bugün artık bu akşam inşallah gideceğiz. Orası 2'ye kadar açıkmış şu an dediğim gibi koronadan dolayı. Bu arada da hani her şey 12'de kapanıyor ve bayağı katılar yani arkadaşlar. Direkt hani işte mutfak kapandı, dün direkt hesap geldi vesaire falan. Ve sokaklarda hani öyle çok şey yok. Herkes mekanlarda burada yani. Havada yağmurlu, şemsiyemiz yok. Otelde şemsiyeydi. Evet. Dileneceğim. Sonra Bakers and Roasters diye çok ünlü bir kahvaltıcısı var. Böyle bildiğin herkes sıraya giriyormuş falan filan. Bakalım. Nasıl çıkacak? Öyle miymiş? Plak'la orası arasında kaldık. Sonra dedik hani Plak çok klasik hani. Bilmiyorum hadi gel başka bir şey deneyelim vesaire. Orayı deneyeceğiz. Zaten yine gurme vloggerı ve ben karşınızdayım. Bu arada arkadaşlar rimel olarak Maybelline'in bunu kullanıyorum. Bence aşırı hani performans olarak iyi yani. Ve zaten hani kirpiklerim uzun olduğu için tek katla etki ediyor ama Tuğçe de aynısı kullanıyor oh, mesela. Evet. O da bayağı memnun. Aldık olarak da MAC'in bu bronzer'ını Refinite Gold'una sürüyorum alt baz olarak. Üstüne de Balmain Shu Hot Mama denen böyle daha böyle pudramsı bir rengi var. Daha şeftali şey arası, pembe arası bir şey. Bunu kullanıyorum. Ve ruj olarak alpten çarptığı bu ruj gerçekten şu an son zamanlarda en favorim ve bu şeye benziyor arkadaşlar. Benim artık MAC Tivik rujumu işte, herkes bilir. Bak, evet bakın MAC Soar ruj bu da aynısı. Bunda da hani kalemi çerçeveletebilirsiniz. Hani aşırı güzel. Bu arada bu ruj efsanevi kokuyor. Yemek istiyorsunuz evet. Gerçekten. O kadar güzel ki. Şu an sürerken mesela burnuma inanılmaz kokusu geliyor. Ve çok kalıcı. Evet değil mi? Alp de demişti ya çok kalıcı diye. Aşırı kalıcı evet. Çıkmıyor. Aynen. Kenarlar yine hani aşırı kalıyor. Orta bir kısmı hani bir şey içerseniz çok gidiyor ama yine de gerçekten aşırı kalıcı bir ruj arkadaşlar yani. Kesinlikle öneririm. Bu Maybelline In Crayon Superstay serisi şey için boğa burcu olanlar içindi bu galiba. Hani burç serisi tavsiyedir. Alınmalıdır. Beğendiniz mi? Yine pembe tonlarında, sıcak tonlarda makyaj artistlerinin şeyini dinliyorum tavsiyesini. Böyle makyajım. Bu arada look'um da bu şekilde arkadaşlar. Bugün böyle simsiyah giyindim. Altıma da böyle kahverengi butilerimi giydim. Bu markadan bayağı 4-5 tane bot aldım arkadaşlar. Size göstermiştim. Instagram'da linklemiştim. Öne çıkanlarım da var bu. Buraya o yüzden Instagram adımı bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Yine böyle belime bir kemer taktım. Üstüme büstiyer giydim. Gömlek aldım. Böyle üstüme de uzun bir deri trench coat giyeceğim. Beyaz yeşil çanta alacağım. Look'um tam anlamıyla öyle olacak. Tabii ki Instagram'a fotoğraf gelecek. O yüzden full look'um içinde. O yüzden like'lamayı unutmuyorsunuz. Böyle like 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 like. Şimdi çıkıyorum. Üstüme bir de kapşonlu bir hırka giyeceğim. Biraz yağmur yağdığı için. Look'umun bu halini göstereyim dedim size. Şimdi çıkıyorum arkadaşlar. Kahvaltıda görüşürüz. Çok acıktım. Çok acıktım. Aşırı acıktım. Şu an hiç iyi değilim.